TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den herkese merhaba. Ekonomi 7/24'te karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri, piyasalardaki son rakamları uzman konuğumuzla sizlere değerlendirmeye, aktarmaya çalışacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden programımıza başlayalım. Evet, önce günün rakamlarıyla başlıyoruz. Bakalım rakamlar bize neyi söylüyor? Dolar, TL, Euro, TL ve ons altında gerileme söz konusu. Dolar, TL %0,15 kayıplı 5.93.46 seviyesini görmekteyiz. Euro, TL'de %0,24 primsiz 6.59.80 seviyesinde işlemlerini sürdürmekte. Ons altın 1479 dolardan kayıplı olarak işlemlerini sürdürüyor. Borsa İstanbul dünkü kapanışını %0,02 primli olarak 110.599 puandan dün günü tamamlamıştı. Ve altın fiyatlarıyla devam ettiğimizde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altınının yukarı yönde hareket ettiğini belirtelim. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın neredeyse %0,60 yukarı yönde hareket etmekte. Gram altın 281 TL, çeyrek altın 461 TL, yarım altın 922 TL'den alıcı bulurken cumhuriyet altını da %0,69 yukarıda 1897 TL'den işlemlerini sürdürmekte. Ve şimdi borsalara baktığımızda Amerikan borsaları dün günü rekor seviyelerde işlemlerini sürdürmekteydi. Dow Jones Endeksi hariç Nasdaq, S&P 500 ve Bovespa Endekslerinin günü primli olarak tamamladığını belirtelim. Dow Jones Endeksi %0,49 kayıplı olarak günü tamamlamıştı. Nasdaq %0,67, S&P 500 Endeksi %0,45 primli, Bovespa Endeksi de %0,71 primli olarak dün günü tamamladı. Evet, diğer endekslere baktığımızda Asya borsaları işlemlerini sürdürmekte. Nikkei, Sensex ve Hang Seng endekslerinin aşağı yönde hareket ettiğini belirtelim. Şangay endeksi %0,19 primli, Nikkei endeksi kısmen %0,01 kayıplı, Sensex endeksi %0,06 aşağıda, Hang Seng endeksinin de %0,37 kayıplı olduğunu belirtelim. Ve son olarak Avrupa borsalarına baktığımızda işlemlerinin aslında Almanya DAX endeksinin kayıplı olarak işlemlerini sürdürdüklerini belirtelim. FTSE 100 endeksi %0,44 yukarıda, Almanya DAX endeksi kısmen kayıplı olarak işlemlerini sürdürmekte. Fransa CAC'nin endeksi %0,21 primli ve son olarak İtalyan endeksinde de %0,34 primli olduğunu belirtelim. Ve bugün ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara baktığımızda yurt içinde tüketici güvenini takip ediyoruz. Yine yurt dışında İngiltere 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla ve Euro bölgesi tüketici güveni bugün piyasaların, yatırımcıların gündeminde olan öne çıkan konular arasında yer almakta. ...2019 yılı Türkiye ve dünya ekonomisi için nasıl geçti? 2020 yılına ilişkin hedefler ve beklentiler ne? Hepsi ve daha fazlasını Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor İsmet Demirkol'la birlikte değerlendireceğiz. İsmet Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, teşekkürler. Evet, dilerseniz 2019 yılını bitirirken ekonomide öne çıkan önemli gelişmeler oldu. Hem Türkiye hem de dünya ekonomisi için. Peki Türkiye için nasıl bir yıl geçirdik? Özellikle Türkiye ekonomisi bizim için önemli. Süreç Merkez Bankası'nın açısı, ben 1200 bas puanlık faiz indirimiyle söze başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi 25 Temmuz'da başladık indirim sürecine. En son 12 Aralık'ta da 200 bas puanlı totalde 1200 bas puanlık bir faiz indirimi oldu. Bunu biraz şimdi detaylarına gireceğiz. %12'ye indirdik. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı'nda bir tarım şurası bence gerçekleşti ki 15 yıldır yapılmıyordu. Bu çok önemli. Çünkü burada artık yerli üretim, özellikle milli tarım, milli tohumculuk politikalarıyla ithalatın sınırlandırılması ette, bunların konuşulmasıyla bence büyük bir başlangıçtır. Üçüncü bence en önemli husus da GCR Avrasya'nın Türkiye'deki bankalar, kamu ve özel, aynı zamanda Borsa İstanbul'un hissesini alarak bir milli yerli sermayeli bir kredi derecelenme kuruluşu. Ama kontrolünü de yine Japon
fonların ortak olduğu. Bunun en önemli avantajı şudur ki mikro kredilerin Türkiye'ye gelmesine büyük katkı sağlayacak. Yine Japon Kredi Değerlendirme Kuruluşu'nun kontrolünde olacak. Aynı zamanda CDS'in de inmesine büyük katkı sağlayacak. Bence 2019 en büyük başarı bu üç büyük konjonktür olarak söyleyebilirim. Evet, Merkez Bankası dün 1 milyar dolarlık 3 aylık döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı. Bir önceki günde BDDK yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da vadesine 7 gün ve daha az kalan TL satım swap işlemlerinde limiti %10 olarak evet. belirledi. Bu adımları nasıl yorumlamak lazım? Bunun açısı çok kısaca anlatalım. Çok basit bir şekilde. Bildiğiniz gibi şu an bizim Merkez Bankamızın faiz yüzü TL'de gelecek olarak politika faizimiz %12. Londra'da bu 9,5'a ait. Bu aradaki makas biraz fark açılınca ister istemez dolar TL'de yukarı doğru hareket, spekülasyon yukarı doğru çıktı. BDDK'nın verdiği mesaj şu, kısa vadeli olarak piyasada olma, bir haftadan uzun kalmak istiyorsan ben sana her türlü TL desteğini verebilirim. Döviz karşılığı da takas yapabilirim. Çünkü buradaki oran 9,5-10 idi. Bu böyle bir şey olunca da ister istemez bankalar tarafından da TL'ye ihtiyaç olacağı için buradaki amaç dolar TL'deki aşırı artışı engellemek ki bunlar kısa vadelidir. Diğer taraftan da piyasadaki bu swap işlemlerinde vadeyi uzatmaktır. Bir haftayı geçmesini istiyordu. Yapılan çalışma da budur Merkez Bankası tarafından ve BDDK tarafından. Piyasaya yansıması nasıl? Piyasaya yansıması bildiğiniz gibi dolar TL bir yandan size yukarı çıktı. Bir miktar geriledi. Bunu dengelemek için yapılıyor. Ama bu önümüzdeki süreçte biraz daha artabilir. Ocak'tan itibaren açıkçası bu Londra tarafındaki politika faizi 9,5 biraz daha belki 10'lara 11'lere göreceğiz. Yani bizdeki 12 ile oradaki 9,5 aradaki makas kapandığı sürece piyasa dengeyi bulacaktır. Muhtemelen Ocak ayının ilk haftasında bunda bir dengelenme ben bekliyorum. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Malezya'da Kuala Lumpur Liderler Zirvesi'nde konuştu ve burada önemli açıklamalarda bulundu. Yabancı paralarla ticaret yerine milli paralarımızla ticaretin önemine dikkat çekti. Milli paralarla ticaretin piyasalara ve ekonomiye katkısı ne olur sizce ve milli paralarla ticareti artırmak için neler yapılmalı? Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı çok doğru ve çok net. Yerli üretim özellikle dünyada rekabetçi kur için ülkelerin yerli üretime önem vermesi gerekiyor. Türkiye'nin milli paralarla kendi paramızla ticaret yapabilmesi açısından da bizim yerli üretimimize ağırlık vermemiz gerekiyor öncelikle. Bunu yaparken de en önemli husus Türkiye'nin girdi maliyetleri hala dolar. %85 dolarla ithal ediyoruz. İhracatımız euro. Bugünden itibaren yani benim her zaman dile getirdiğim düşük faiz yüksek kur bu. Türkiye katma değerli büyüme modelini yerli üretimle dolar ihracatını arttırarak gerçekleştirirse 1-3-4 yıl sonra gerçek anlamda kendi milli paramızla yerli üretime başlayabiliriz. Bunun bence mesajını Cumhurbaşkanı verdi. Fakat bunun gerçekleşmesi için Türkiye'nin yerli üretimde ham madde ithalatını yerli hale getirmesi gerekiyor. Bu süreçte bence 2020-2023 yıllarında düşük faiz yüksek kur politikasında hem tarımda hem sanayide bu yolda gidersek de bence bunun önü açılacaktır gibi gözüküyor. Özellikle savunma sanayinde gerçekten son derece iyiyiz. Onu da belirtmekte fayda var. Evet, doğru. Dün Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Alpogan Sabri Erdoğan'dan da TL referansla borçlanma konusunda açıklamalar geldi. Biraz detay vermek istiyorum. Bankaların 4 ayda 13 milyar TL'ye aşkın değişken faizi borçlanma sağladıklarını söyledi. Bunların da aslında yatırım fonlarından sağlandığını belirtti. İkinci aşamada da önümüzdeki dönemde değişken faizli kredi vermeye başlayacaklarını belirtti bankaların. TL referansla borçlanma ne demek? Bankalar neden bu adıma ihtiyaç duyuyor? Değişken faizli kredi verilmesi kredi satışlarını ne kadar etkiler? Bunun tabii çok büyük faydası var şu konuda. Dışarıdan likit ihtiyacımızı dışarıdan bulmamız gerekiyor. Döviz takasıyla TL ihtiyacı. Burada Merkez Bankası'nın özellikle Borsa İstanbul'un TL refinansmanını sağlayarak uzun vadeli ve uygun vadeli TL faizi vererek piyasadaki bankaları fonlaması. Yani TL sıkışıklığını gidermek, TL ihtiyacını karşılamak ve önümüzdeki süreçte de likidasyonu TL'de bollaştırması durumunda faizleri indirerek hem taşıtta hem konutta aynı zamanda da diğer enstrümana, diğer sektörlere katkı sağlamak açısından sektörlerin kredi maliyetlerini daha ucuza alabilmesi açısından bankalara bir refinansman katkısı sağlamıştır gibi gözüküyor. Muhtemelen bu 2020'de bence artarak devam edecek. Keza faiz indirimlerinin devam etmesi de bunu bence bir ortaya olarak dengeledi. Evet, bankalar da faizlerin düşmesiyle aslında kredi yarışına girdi diyebiliriz. Özellikle ihtiyaç kredisinde müşterilere verilen ortalama maliyesi %1,10 seviyesinde. Kredi kartı faiz oranlarında da aslında Merkez Bankası indirime gitmişti. İhtiyaçta, konutta ve taşıt kredilerinde daha da düşüş bekliyor musunuz? Ötesi ben 0,80'leri telaffuz edebiliyorum. Özellikle konut için mi? Konut için düşünüyorum. Ama tabii ki bunu belirtmekte fayda var. Türkiye artık katma değerli büyümeyi yapmalı. Yani bu konuta dayalı, inşaat dayalı büyümeye artık son vermeliyiz.
geçiş dönemi için doğrudur. 0.80'lerde hala bekliyorum. 1-2 ay sonra 0.80'leri bence konut tarafında da bankalarda göreceğiz gibi gözüküyor. Peki bu kredi hacminin artması sektörlere nasıl yansıdı sizce? Şimdi bu sektör çok önemli. Merkez Bankası'nın verdiği mesaj net. Ben artık faiz düşürüyorum. Fakat benim de her zaman dile getirdim TRT'de özellikle belirttiğim. Düşük faiz yüksek kur yani katma değerli büyüme. Nedir bu? Dolar ihracatı. Özellikle tarım ve sanayide, biyoteknoloji, bilgi teknoloji, nanoteknoloji bu sektörlere ağırlık vererek, e-ticaret, yenilenebilir enerji. Bu sektörler önümüzdeki süreçte bakın göreceksiniz. Düşük faizin faydasını bu sektörlerde ağır olarak hissedeceğiz. Diğer taraftan biraz önce verdiğim söz konut finansmanında da şimdilik bu katkıları sağlarsak önümüzdeki süreçte 4-5 yıl sonra gerçek anlamda bir üretim modeline Türkiye yakalayacak gibi gözüküyor. Evet, 2019 yılını tamamlarken piyasa ve borsa beklentiniz ne? Borsada yükseliş devam eder mi? Borsada yükseliş bekliyorum hala. 110'ları test edebilir, yükselebilir. Çünkü aynı zamanda sermaye girişi hala devam ediyor. Diğer tarafta Merkez Bankası'nın faiz indiriminin etkisiyle de likiditenin bir miktar dolara bir miktar da borsaya kaymasını görüyoruz. Konjonktür de bizim lehimize. Öteki taraftan özellikle bu Amerika ticaret müzakereleri, Çinli müzakerelerdeki sıkıntı, AB'nin ihtiyacı olan sermaye girişlerinin Türkiye tarafından fonlaması, önümüzdeki süreçte Türkiye-AB ilişkilerinin artmasıyla da Borsa İstanbul'da bence sermaye girişi artması, bir de 2020'de yabancı sermaye Türkiye'yi daha çok çekebilirsek doğrudan yabancı yatırmasında o zaman bizim Borsa İstanbul tarafında hane halkının aynı zamanda sermayenin tabanı yayılmasına büyük katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Peki piyasalar 2019'u nasıl tamamlar? 2019'da en çok konuşulan konu özellikle Brexit'ti küresel piyasalarda. Ya en son Boris Johnson 12 Aralık'ta muhafazakar kanadın iktidar tek başına gelmesi bence 31 Ocak 2020'de anlaşmalı Brexit'i bence yoluna açtı. Herkes bunu anlaşmalı konuşuyor. Anlaşmalı mı olacak? Ben anlaşmalı bekliyorum. Çünkü artık ben Juncker... de anlaşmasız bekliyorum. Şimdi, bakalım ne olacak? Şöyle bir şey var. AB tarafında Juncker artık bizi de istemiyoruz. Hmm. Kabul ettiler fakat sıkıntı İngiltere'de. Hmm. İngiltere'de seçimleri bekliyordu. Şimdi seçimleri Boris Johnson kazandığı için artık bence top İngiltere'de olacak. 31 Ocak 2020'de anlaşmalı Brexit olması hem İngiltere hem AB için en azından bir süreci ortadan kaldıracak. İkinci taraftan dünyada en çok konuşulan konu neydi? Ticaret savaşları. Hala burada bir muallak devam ediyor. Muhtemelen Kasım 2020 seçimlerine kadar Amerikan-Çin ticaret müzakerelerinde bir orta yol ben bulunması taraftarıyım. Çünkü bu Çin'in de işine gelmiyor, Amerika'nın da işine gelmiyor. Dolayısıyla Brexit ortadan kalkacak 2020 Ocak ayında. 2020'de belki Brexit'i konuşmayacağız değil evet, mi? Bence konuşmayacağız. Zaten AB tarafında bir sorun yok. Sıkıntı İngiltere'deydi. Boris Johnson seçimi kazandığı için çok rahat bence ayrılacağız diyor. 1 Şubat'tan itibaren en çok konuşacağımız konu AB ticaret müzakereleri, Amerika ticaret müzakereleri, Euro bölgesi. Özellikle Fransa'daki grev. Bunlar çok büyük sıkıntıları beraberinde getirebilir. Hala Euro'da riskler aşağı yönlü. Evet, önümüz... şeyi soracaktım size. Euro-Dolar paritesi ve sterlin ne olacak? Şimdi benim beklentim şu. Özellikle Brexit'ten sonra pound dolarda 1.30'lara çok rahat göreceğiz. Yani pound dolar daha da artacak. Ama euro dolar paritesine benim kesin... Yani İngiliz sterlinin dolar karşısında 1.30'a yükselecek. Biraz daha yükseleceğini gözüyor. Ama euro dolar paritesi daha da aşağı gelecek. Çünkü sıkıntı şu. Lagarde de verizli yani mesajı verdi. Ben de ne şahinim ne güvercinim dedi. Hatta değişik bir baykuş esprisi yaptı. AB'nin artık başka şansı yok. Yani riskler aşağı doğru gidiyor ve Almanya dışında diğer bölgelerde riskler aşağı dönüyor. Özellikle sanayi üretimi Almanya'da bile aşağıda. Bunun üstü toplayacağımız zaman İngiltere'siz bir AB şüphesiz AB için sıkıntıları beraberinde getirecek. İtalya'daki bankacılık krizi, Fransa'daki grevlerin isyanı bunları toparlayacak olursak önümüzdeki süreçte bence Euro'lar paritesinde kademi olarak aşağı doğru gidiş devam edecek. Çünkü hala parasal genişleme devam ediyor. İster istemez Amerikan ekonomisi de bence güçlendi ve çok güçlü olacak. 2020'de ben Amerika'nın %3 büyüyebileceğini, 2,5-3 aralığında büyüyeceğini bekliyorum. Ve bunun da dolar endeksi bilanço büyütmesi yaptığı için organik tarafta ister istemez paritede dolar tarafına kayacak gibi gözüküyor. Dolar endeksi o zaman yükselecek mi? 100'ü geçer muhtemelen gözüküyor. 2020'deki Kasım ayında mesela Trump'ın arz edilmesi bence çok büyük bir sorun değil. Trump'ın politik riski önemli. Esas risk ekonomiktir ama ekonomik olarak Amerika çok güçlü. Dolayısıyla dolar endeksinde bir de bilanço büyütmeyi yaptığı için organik bilanço. Bildiğiniz gibi 3 defa faiz indirmesine rağmen herkes bir sesyon bekledi. Amerika'da 2'nin üzerinde büyüme gerçekleşti. O zaman FED faiz indirimlerine devam etmez mi? Ne bence 2020'de pas geçecek, tamamen faiz indirmeyecek ama bir ihtimal ekonomi verisi çok iyi gelirse çünkü işsizlik çok iyi ve çekirdek enflasyon yükseliyor. 2020 ben Kasım ayında Amerika'daki başkanlık seçimlerinden sonra bir faiz yükselişi bekliyorum. Bir bas puanlık bir faiz artış yapacak gibi gözüküyor Amerika. Evet, 2020 yılına ilişkin küresel ekonomide gördüğünüz en büyük risk ne? Euro bölgesi ve Çin.
Bu gerçekten çok önemli çünkü ticari savaşların gideceği yönü belirleyemiyoruz. Ama Türkiye özellikle bakın Hindistan, Pakistan karışmış durumda. Amerikan, Çin ticaret müzakereleri sıkıntılı. Türkiye hala çok... Ticaret müzakerelerinde peki yani ilk birinci faz tamamlandı. Olumlu gelişmeler olmayacak mı o cephede? Olumlu cephede ben bekliyorum. Çünkü zaten burada en büyük isteği bence Çin tarafı yapmalı. Neden? Bugün Çin'in gayri safi yurt dışı hasılası 12 trilyon dolar. Fakat borcu 30 trilyon. Siz istediğiniz kadar öteleyin. Yani ticaret müzakerelerine ben çıkmam derse borcu zaten 30 trilyon dolar. En büyük sıkıntıyı Çin görecek. Dolayısıyla masadan bence güçlü taraf Amerika olacak. Çin orta yolu bulacak gibi gözüküyor. Fakat bunun işte liderler arasında fiyatlanıp gerçekleşmesi de biraz zaman alıyor. Bu Trump'ın da bence işine gelmez. Bir an evvel bence orta yolu bulacaktır. Mart 2020'den sonra müzakereler biraz daha bir önce ılımlı bekliyorum. Ama Türkiye çok önemli bakın. Türkiye-Çin ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye-Rusya-Amerika ilişkileri. Bunu soracaktım. 2020 yılı beklentileriniz ne Türkiye ekonomisi için? Benim açısı beklentilerim çok olumlu. Birincisi Galata Port açılıyor 5 Nisan'da. Bu çok önemli. Kuru özel gemilerin Türkiye'ye girişi. Yeniden bir Türkiye'de turizmde potansiyel, kruvaz gemilerin girmesiyle yeni bir potansiyel. Öncelikle İstanbul'a başlayacak. Diğer taraftan Star Rafineri gerçek anlamda tam kapasite çalışmaya başlayacak. Öteki taraftan hala doğrudan yabancı yatırımların Türkiye girişini görüyoruz. Bunların yabancı yatırımcı girişi artar mı? Ben hala Volkswagen'in kararını netleştireceğini, ben hala Airbus'un Türkiye'ye gireceğini biliyoruz. 2020 ve sonrası. Bunların artması ister istemez zaten ticaret müzakereleri artıyor ve parite gerilediği için AB'nin yakın komşusu Türkiye'dir. Bu çok net. Ve Türkiye'de de gerçekten AB'de yapmak, çalışmak isteyen bir türlü uluslararası şirketlerimiz var. Türkiye-AB ilişkinin gelişmesi AB'nin de faydasındadır, dünyanın da faydasındadır. Aynı zamanda Türkiye Orta Doğu'da bir lider, bir taraftan Kuzey. Bu dengeyi sağlayabilirsek gerçekten 4-5 yıl sonra bugünkü sıkıntıları Türkiye çok rahat artacaktır gibi gözüküyor. Bence 2020-2019'da Türkiye'ye göre çok Türkiye daha iyi olacak, çok iyi olacak gibi gözüküyor. Evet, dolar endeksi yükselecek dediniz. Peki bu dolar TL'ye nasıl yansıyacak? En çok merak edilen soru bence. Şimdi herkes tabii şunu görmek istiyor. Hem dolar gerilesin hem enflasyon gerilesin. Böyle bir lüksümüz yok. Dolar TL'deki artış cari açık yaratıyor. Enflasyon yaratıyor. Fakat dolar TL'deki düşüş cari açık yaratıyor. Ben dolar TL'de bir... zaten kötü bir şey değil. Hep değil. Söylüyoruz. Evet. Ama fazla olması için de üretmemiz lazım. Katma değerli büyüme. Dolayısıyla katma değer yapmak için de kurun artması lazım. Hı-hı. Dolar TL'yi siz eğer 5'lere, 4-5 liraya çekerseniz büyük sıkıntı olur. Bence dolar TL 5.86.5 dengesine gider 2020 ortalamasında. Ortalama. 6.80. Yani 6.5'a kadar yükselir mi 2020 yılında? Olma ihtimali var. Neden var? Çünkü Türkiye'nin yerli üretimi hala düşük seviyede. Diğer taraftan dolar endeksi küresel piyasalarda artacak. Ama bunun artması ilk bakışta sıkıntı olsa bile yerli üretim, dolar ihracatını arttırabilirsek biz bu sıkıntıyı 1-2 sene içinde çevirebiliriz. Diğer taraftan kruvaz gemileri, turizm yani sadece üretim tarafında değil tarım. Organik tarım da bir teknoloji. Yani bunları bugünden başlıyor Türkiye. Keşke 20 yıl önce yapsak daha farklı olurdu. Ama bunları başlamak bile önümüzdeki süreçte yani dolar TL tarafında artık 5 lira çok düşük olur. 5.86-5.50 arasında görür. Ama 2020-2022'den sonra dolar TL daha büyük bir dengeyi bulacaktır. Zaten katma değer büyüme yani kurun artması özellikle cari açığı da dengeleyecektir gibi gözüküyor. Cari açığımızın da fazla vermesini engelleyecektir. Fazla vermemize de katkı sağlayacaktır diyorum sanayi üretimine. Peki faizler düşmeye devam eder mi? Evet, mesela bunu her defasında dile getiriyorum. Bence 2020 yıl sonunda Merkez Bankamız %9'u çekecektir. Yani Türkiye artık negatif faizi görecek. Biraz bunu belki biraz sürpriz karşılaşabiliriz ama 300 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyorum. 2019'da 600 bekliyordum yılın başında. 1200 yaptı. Daha bence da fazla yaptı. Çok çok iyi oldu açıkçası. Geç kalınmış bir karar ama 2020'de evet. 300 bas puan faiz indirimi Türkiye için doğrudur. Rekabetçi kur. Bütün ülkeler kendi para biriminin rekabetçi olmasını istiyor. Dolayısıyla 2020 Aralık ayında %9'luk bir politika faizini Merkez Bankamızda bekliyorum ben. Peki enflasyon ve büyümeye ilişkin 2020 beklentileriniz ne? 2020'de enflasyon %9 bandında kalabilir. Bir miktar yukarı doğru da çıkabilir 11 ama %9'a doğru bir aşağı doğru inişe bekleyebiliriz. Tekhaneli rakamlar. Tekhaneli rakamları görebiliriz ama tekhaneli enflasyona karşı faiz de olacak. Burada negatif faizi yansıyacak piyasa ama büyüme tarafında biraz önce hususu gerçekleştirdiğimiz için milli paralarla Cumhurbaşkanımızın belirttiği hususu gerçekleştirmek için dolar ihracatı katma değerli büyüme. Bunları da yapmak 3-4 yıldı ama bugünden başlarsak piyasa bunu fonladığı için GCR Avrasya'nın da Türk Kredi Değerlendirme Kuruluşu olarak çok önemli bir adım. Çok çok önemli. Gerçekten. Bir kere bizim bankalarımızın fonlama maliyeti. Diğer taraftan KOBİ kredilerin daha ucuz olacak ve CDS'e de olumlu katkı sağlayacak. CDS'de bunları göreceğiz. Ki düşmeye de devam ediyor. 280'i gördü bakın çok evet. Çok iyi. 300'ler 400'lerden geldik. 2020 Aralık ayında göreceksiniz. Biz bu konuşmayı yine yapacağız. Bence 2019'a göre daha iyi kapatacağız gibi gözüküyor 2020 yıl sonunu. Peki İsmet Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkı sağladığınız için.
Sayın seyirciler, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor İsmet Demirkol'la Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri sizlere aktarmaya, değerlendirmeye çalıştık. Bugünlük ve bu haftalık bizden bu kadar. Hoşçakalın efendim.